Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda insanlık tarihi için bir dönüm noktası olan James Webb Uzay Teleskobu başarıyla fırlatıldı. Biz de hem bu konu hakkında detaylı bir video hazırladık, ayrıca fırlatmayı da hep beraber canlı şekilde izledik. Başarılı bir fırlatmadan sonra çok yakın zamanda James Webb güneş korumalarını ve aynalarını başarıyla açtı. Hatta aynalarını daha iyi kalibre etmek için ilk ışığını bile aldı ve bunun üstüne de James Webb ilk görüntüleri bize yollamaya başladı. Her şey şu anlık çok güzel gidiyor ve böyle de gidecek gibi. Fakat NASA tabii ki James Webb 2030'a kadar çalışırken boş durmayacak. Çünkü çok çok daha devasa bir şey için çalışmaya başladılar. Biz de işte bu videomuzda o devasa şeyi LIGO'ya anlatacağız. ...2016 yılında NASA, gelecekteki büyük stratejik bilimsel görevleri için 4 tane uzay teleskobu tasarlamaya başladı. Bunlar HubX, Ionics, Origins ve LIGO'ydu. 3 yıllık bir süreçten 2019'da 4 ekip nihai raporlarını NASA'ya hangi görevin öncelikli olması gerektiği konusunda tavsiyede bulunan Ulusal Bilimler Akademisi'ne teslim etti. Şu anda konu hakkında resmi bir gelişme bulunmamakta. Fakat dediğimiz gibi videomuzda bu teleskopların aralarından en çılgın öneriyi size anlatacağız. LIGO'ydu yani Büyük Mor Ötesi Optik Kızılötesi Teleskop, adından da belli olduğu gibi çoklu dalga boylarında cisimleri inceleyecek. LIGO'nun şu andaki temsilcisi James Webb'den en büyük farkı işte bu. Gök cisimlerini James Webb gibi sadece kızılötesine değil, kızılötesinden mor ötesine ışık tayfının çok büyük bir bölümünde inceleyecek. Ayrıca bir başka emektar uzay teleskobu olan Hubble Uzay Teleskobu gibi servis görevlerine de açık bir teleskop olacak. Yani teleskop fırlatıldıktan sonra herhangi bir sorun olursa ya da teleskobun ömrü uzatılmak istenirse Orion ya da Starship ile oraya gidilip sorunlar çözülebilecek ya da yeni enstrümanlar eski enstrümanlarla değiştirilebilecek. Ve eğer LIGO'ydu fonlanırsa en erken 2039 yılında uzaya gönderilecek. Fakat ortada şöyle bir belirsizlik var ki tam olarak bu devasa teleskobun tasarımı belli değil. Şu anlık bu uzay teleskobu için iki tane öneri var. LIGO'ydu A ve ondan oldukça daha küçük olan LIGO'ydu B. LIGO'ydu A 15 metre çaplı devasa bir aynaya sahip, aynı James Webb'inki gibi bu devasa ayna 36 altıgen karodan meydana geliyor. Ve belirtmek gerekir ki bu aynalar James Webb'e göre inanılmaz bir hareket kabiliyetine sahip. Diğer tasarım olan LIGO'ydu B'ye bakacak olursak o da 8 metre çapında bir aynaya sahip olacak ve aynı LIGO'ydu A'daki gibi geniş bir hareket kabiliyetine sahip olacak. Bu devasa aynalarda 56 metreye 56 metrelik devasa bir güneş kalkanı ile korunacak. Şöyle de güzel bir nokta var ki LIGO'ydu James Webb'in aksine daha kısa dalga boylarında gözlem yapacağından onunki kadar gelişmiş soğutma sistemlerine ihtiyaç olmayacak. Sıcaklığın en çok etkilediği cihazlar ise tabii ki bilimsel enstrümanlar. LIGO'da Pollux, HDI, Eclipse ve Lumos enstrümanları bulunacak. Fakat LIGO'da B'de Pollux bulunmayacak. Sadece HDI, Lumos ve Eclipse bulunacak. Şöyle ekipmanlara kısa bir bakacak olursak Eclipse LIGO'nun kornografıdır. Kornograflar nedir diye soracak olursanız, kornograflar parlak cisimlerin etrafındaki gezegenler gibi çok sönük cisimleri görmemizi sağlar. Bu enstrüman 3 farklı bantta çalışacak. Bunlar yakın mor ötesi görünür ışık ve yakın kızılötesi ışınlardır. Ayrıca Eclipse ilk kez dünya benzeri öte gezegenlerin doğrudan görüntülenmesini ve tayf ölçümünü mümkün kılacak. High Definition Imager HDI. LIGO'nun yüksek çözünürlüklü kamerası HDI, yakın mor ötesi ve yakın kızılötesi arasındaki görsel gözlemlerinin bel kemiği durumunda. Lumos, LIGO'daki mor ötesi tayf ölçerdir. Bu enstrümanla LIGO'da yüzlerce gök cismini inceleyebilir. Hubble ve James Webb'de bu tarz bir enstrüman bulunuyor. Fakat LIGO gibi hiçbiri mor ötesinde tayf ölçümü yapmıyor.
geldik son enstrümanımız Pollux'a. Önceden de belirttiğimiz gibi bu enstrüman sadece Luvayir Ağı'da bulunacak ve temel olarak bakacak olursak bu enstrüman Avrupa'nın Luvayir'e katkılarından biridir. Lumos ekipmanının tamamlayıcısı olacak yüksek çözünürlüklü nokta kaynak kabiliyetine sahip bir UV spektropolarimetresidir. Anlattığımız bu enstrümanların hepsi teleskobun Spacecraft bas kısmında yer alacak. Burası ayrıca uzay aracının düzgünce çalışmasına imkan veren kısım. Teleskobu soğutan sistemler, bilimsel verileri işleyen bilgisayarların hepsi burada. Spacecraft bas bu kadar şeyi yaparken bir yandan ihtiyacı olan enerjiyi iki devasa güneş panelinden elde ediyor. Elde edilen veriler de güçlü bir yüksek kazanımlı anten ile dünyaya iletilecek. Hazır gelmişken değinmek gerekir ki Luvayir James Webb gibi L2 noktasında görev alacak. Çünkü böyle bir teleskobu alçak dünya yörüngesine yerleştirirseniz değişken ortam koşulları yüzünden düzgün veri alamaz. Ayrıca birkaç yıl sonra sürtünme yüzünden atmosfere girerek yok olur. Halbuki Luvayir en az 10, parçaları değiştirilmeden ise 25 yıla yakın görevde kalacak. Ama söz konusu NASA olunca muhtemelen araç planlanandan çok daha uzun süreler görevde olacak. Görev alacakları dünyadan 1,5 milyon kilometre uzakta olacak bu noktaya Luvayir gibi 10 tondan ağır bir uzay aracı fırlatmak tabii ki kolay olmayacak. Şu anlık Luvayir için temel fırlatma aracı NASA'nın SLS roketi olarak planlanıyor. Fakat eğer o zamana kadar SLS'te herhangi bir sorun olursa SpaceX'in Starship roketi ya da Blue Origin'in New Glenn'i kullanılacak. Tabii ki böyle bir sorun olursa kimin kazanacağını söylemeye hiç gerek yok. Teknik özelliklerini böyle anlattık da her şey tabii ki anlatıldığı kadar basit değil. Luvayir'in çok fazla kritik teknolojiye ihtiyacı var ve bunların hepsi acilen geliştirilmeli. Bu aciliyet aynalardan dedektörlere, mor ötesi alıcılardan ayna sabitleyicilerine geniş bir alanda yeni teknolojiler lazım. Neyse ki bu teknolojilerin bazı kısmı James Webb Uzay Teleskobu ile gerçekleştirildi. Fakat dediğimiz gibi daha geliştirilmesi gereken çok teknoloji var. Bunca zorluk sebebiyle Luvayir B 12 ila 18 milyar dolar, Luvayir A ise 18 ila 24 milyar dolar arası bir maliyete sahip olacağı tahmin ediliyor. Tamam, yeterince tekneye girdik, değil mi? Hem teleskobun devasalığından hem de böyle bir şey yapmanın zorluklarından bahsettik. Peki bunların hepsi ne için? Bunca milyar dolar ve emek bize evreni tanımamızda nasıl yardımcı olacak? Luvayir'in devrim yapacağı ilk alan öte gezegenler. Luvayir uzak yıldızların etrafındaki kayalık gezegenlerin yüzey ve atmosferlerini çok detaylı inceleyebilecek. Bu şekilde potansiyel bir dünya dışı yaşam bulunarak yeni bir dönemin kapıları açılabilir. Ama bir yaşam bulunmasa bile diğer yıldız sistemlerini ve öte gezegenleri inceleyerek kendi güneş sistemimizi, içindeki gezegenlerin doğumu ve gelişimini daha iyi anlayabiliriz. Bunun dışında görünür ışıkta yaklaşık 25 kilometreye kadar görüntülenme çözünürlüğü sağlayarak Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün atmosferlerini uzun zaman dilimlerinde ayrıntılı olarak izleyebilecek. Ayrıca ileride uzay araçları tarafından ziyaret edilmeyecek olan kuyruklu yıldızlar, asteroidler, Kuiper kuşağı nesnelerinin hassas yüksek çözünürlüklü görüntülenme ve tayf ölçümünü yapabilecek. Böylece Luvayir güneş sistemini çağlar önce oluşturan süreçler hakkında hayati bilgiler sağlayabilir. Güneş sistemi ve öte gezegenler dışında galaksiler ve galaksi evrimi, evrenin yapısı, karanlık madde ve karanlık enerji gibi konularda da bize kritik bilgiler sağlayabilir. Gördüğünüz gibi Luvayir, hiç şüphesiz James Webb'in bize sunacağı bilgilerden çok çok daha fazlasını bize sunacak. Önümüzde bu kadar çok ve zor mühendislik sorunları bulunsa da tıpkı James Webb'deki gibi er ya da geç bu sorunlar aşılacak ve insanlık evreni keşfetme yolculuğunda bir büyük adımı daha atmış olacak. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.